Bizim ülkemizde şu var şu anda, gece saat 4'e doğru geliyor. Şampiyon olan takımımız Konya'dan dönmüş ve antrenman sahası hınca hınç taraftarla dolu. Ve bekliyorlar hala. 24. şampiyonluk bir de hocam. Tabii 24. şampiyonluk. Ama bak yani hakikaten böyle... Futbolu bu kadar da seviyoruz diye bağlayalım. İstersen. Yani bu kadar seviyor. Yani bu kadar hakikaten bu kadar seviliyor. Çünkü 4'te... Ve de onların çoğu hocam yarın da işe gidecek ha. Helal olsun yani bu saatte oralara geliyorsa, konvoylara şeklinde eğleniyorlarsa. Değil mi? Yani yarın sabahta baksan o insanlar var ya... Çok erken bir saat, iki saat veya uykusuz olarak bir saat, iki saat da uyumadan aşk, işe gidecek. Hocam bu aşk, antrenman sahası sevgi dolmuş işte bu. Ya. Karşılıksız sevgi. Benim arkadaşım çok zor şartlarda annesinin arabasıyla sonrasında da dünya evine girdi, evlendi. Kız arkadaşını her gün Beyazıt kampüsünden Kartal'a götürüp getirirdi. Hani onun benzin parası bile bir öğrenci için çoktur biliyorsun. Aşk böyle bir şey hocam. Mesafe tanımaz. Saat, bu arada saat alev tanımaz. Alev yanıyor Florya. Aman kimseye bir şey olmasın. Çoluk olmasın çocuk da inşallah ki. Bak. En çok istediğim şey ne diyorsun? Küçük çocukları oraya bu saatte götürmemiş olsun. Uyusunlar ya çocuklar. Florya semalarına doğru yükseliyor. Şu dumanı yükseliyor. Da solumasın. Ama Galatasaray görsel taraftarı güzel yine şov yapıyor abi. Galatasaray taraftarını hani zaten kısa videolarla sosyal medyalara da düştük bu konuda. Tekrar söylüyorum. Gerçekten bir maç hariç, o da geçen haftaki Fenerbahçe derbisi, Galatasaray taraftarı bu sezonun benim izlediğim en iyi tribün taraftarı Türkiye'de açık ara. Çok büyük performans. Ve Galatasaray'ın özellikle iç sahadaki o zincirde Fenerbahçe çok başarısı var. Fenerbahçe derbisi diye bir şarkı koyabilirim. Evet dedim tribün zaten. Derbisi. Öyle başladım cümleye. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tam o sırada sen tabii yayınla ilgileniyorsun bir yandan. Aynen. Senin de işin kolay değil. Havai fişekler falan başladı. Evet evet. Bu senenin en iyi takımı şimdi ama bu saatte var. Hayır bu senenin en iyi takımı şampiyon Galatasaray. Normal olarak taraftarı en iyi taraftar. Fenerbahçe olsaydı, hayır Fenerbahçe şampiyon olsaydı Fenerbahçe en iyi taraftar. Yok vallahi hocam öyle değil. Olabilirdi. Yemin abi, onu söylüyorum. Değil Fenerbahçeli yıllarca oynamış Şenol Hocam da Cem Hocam da taraftarı. Evet, doğru söylüyorsun. Bak, yok, buna şampiyonluğa ait diyorum ki. Yok, abi, hak etti diyorum. Oldu. Seneye ne olur hayır, bilmem ama oldu seneye değil. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş maçlarını arka arka gidelim, izleyelim. Bak gerçekten Galatasaray taraftarı başka bir ritim yakaladı, tempo yakaladı. Yani forma girdi. Çok acayip bir içeride dinamik var. Öyle bir tane taraftar grubu falan baskın falan değil. Yani topluca stat olarak. Bu arada sosyal medyasında da bir takım çözümlemeler yaptı Galatasaray taraftarı. Bence hani algı yönetimi onlarla ilgilenenlere bir ders vereyim. Galatasaray'ın kanaat önderleri içinde organik adını, sanını, fotoğrafını, adresini, işini bildiğiniz insan sayısı daha çok. Mesela başka kulüplerde ise işte bir tane kulüp logosu ya da kulüp fotopçusunun ismi yanda çakma bir isim. Hani öyle kanaat önderleri var. Buraya da dikkat etmelerini tavsiye ederim. Çünkü kendi kendilerine zarar veriyorlar. Sizin çoğu zaman tuttuğu takımınızın kanaat önderi sandığınız kişi tuttuğunuz takımı tutmuyor. Hani o kadar net söyleyeyim. Çok profesyonelce yapılıyor. Havai fişekler atılıyor. Göz gözü görmüyor Florya'da Metin Oktay tesislerine futbolcular balkondaki yerlerini aldı. Onlar taraftarın, taraftar da futbolcuların fotoğrafını çekiyor. Her şampiyonlukta olduğu gibi sarı kırmızılı camia Florya Metin Oktay tesislerinde buluştu. Böyle özetleyebiliriz geceyi. Daha enteresan var mı? Florya'ya veda ediyorlar. Bir yandan da Florya'ya veda ediliyor. İşte şampiyonluğun kahramanlarından Mertens taraftarı böyle coşturuyor. Hemen balkonun diğer tarafında Barış Alper'i görüyorum. Abi Mertens'in karısı ağlıyor görüyor musun mutluluktan? Belçikalı futbolcu Mertens'in karısı ağlıyor. Sabahleyin Türk kahvaltısı yapacaklar yine değil mi? Menemen var ama değil mi? Sucuklu yumurta çıktı hocam. Hayır. Ya. Serkan'a ben attım fotoğrafı. Menemen de varmış. Menemen evet de hocam var haklı mıymış? Çıktı. Ben de attım. Haklı çıktı hocam. Biz seni şey yapmamak, rencide etmemek için sana söylemedik. Çok teşekkür ederim. Ama ne güzel görüntüler. Erdem Timur'u soruyordun geldi. Bize soruyordun bak orada Serkan. Nerede diye hemen geldi. Dursun Özbek, Erdem Timur'un operasyonda kalması yönünde çok iyi niyetli ve istekli.
Bakalım Dursun Özbey'in dediği olacak mı? Muslera çok başlayalım. Alışkın balkona tabii. Böyle ağır abi havalarında çıkıyor balkona. Çünkü DJ orada mı? DJ Icardi orada mı? Balkon adını Muslera balkonu koymuşlar zaten. Fernando Muslera balkonu. Sürekli. En çok çıkan odur balkona bu takımda. Herhalde. Geçen sabaha kadar hani DJ'lik yapan Icardi çok başroldeydi. Evet. Birazdan odaya gelecektir. Bence biraz sonra Torreira elinde teyiple bunlar ön şarkı, grup mu? Şarkıyla başlayacak. Bu arada onu söyleyemedi. Konya'dan aynı müzikte tamam işte. Yola çıktılar. İstanbul'a aynı müzikle geldiler. Aynı müzikle geldiler. Onun için diyorum. Şimdi nasıl biraz ya? Sonra elin hangisi? Aynı müzik. İşte o Tadiç'in müziği neydi? Ha evet evet. Onunla çocuğum. Soyunma odasından öyle çıktı. Havaalanına öyle girdi. Havaalanına öyle çıktı. Şimdi biraz sonra... Tadiç göndermesi olmayabilir ama o şarkıyı özel olarak seviyor da olabilirler. Çünkü Tadiç'lik bir durum olmadı galiba ya. Bu şarkı eskidir değil mi bizde geçtiğimizde? Çok eski. Bu aslında... Gençlik derken 2 sene önce mi söyledin? Galiba Pierre Van Hooydonk'a yapılırdı bundan. Sağ olun hocam. Güzel bir şarkıdır. Yani çok bilinen bir şarkıdır. İşte balkon, meşhur balkon. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları yaptığı balkon. Bojlar da meşaleleri yaktı. Icardi mi meşaleyi yakan? Bilmiyorum ki orada Icardi. Boris Alper'i görüyorum ama. Bana Icardi gibi geldi. Evet gözlük ondaydı. Icardi. Vay be Florya. İşte Icardi. Bir devir bitiyor. Nerede Icardi diyordunuz? Buyurun iki elinde geldi iki bak, meşaleyle ha. Geldi abi çünkü o az solist. Önce alt gruplar geliyor. Tabii. Bak adamın girişi görüyor musun abi? Adam şovmen ya. Gerçekten tam yani bir şovmen. Icardi'yim cool tavırlar takıyım falan değil. Hiç. Doyasıya yaşıyor sevinçini. Çok nefis bir adam ya. Ya ne demek ya teknik direktörü sırtına almak? Kimde gördünüz ya? Ndombele yok mu? Ndombele oradaysa... Ay bari sevinçli olsun ya hocam. Aynen. Ya büyük bir coşku var, bir kulak verelim önce. Müthiş bir kalabalık, daha doğrusu müthiş bir taraftar topluluğu diyelim. Icardi'nin şovunu nasıl buldunuz Serkan Bey? Kaldığı yerde. Üçlü çektirdi taraftara. Kutlamanın başrolünde de Rea hocam Icardi var. Vallahi yani bugün, sezonun başrolünde aynen, golcüye sezon, verilir adettir ya da on numaraya bence tabii. Golcü hak ediyor. Sezonun başında başrolünde vardı. Son Konya maçında da başrolünde var. Florya'da da şampiyonluk kutlamasında da başrolünde. İki meşaleyle çıkıp ardından üçlü çektiriyor. Nasıl gelecek Icardi nerede diye biz kendi aramızda konuşuyorduk. Hani... Birazdan ortama müthiş bir giriş yaptı birazdan, diyelim bu saatte başka ne birazdan taraftarın arasına girip davulu alıp yani davul tabii. Çalmaya başlamazsa şaşırmayın yani. Icardi show devam ediyor. Yani bütün kameralarda onu çekiyor zaten. Yani burada da başrolü aldı. Gerçekten inanılmaz bir show var Florya'da Metin Oktay testlerinde. Bu da büyük bir şey biliyor musun? Aslında hani şu saatlere bakarsan eskiden
90'lı yılların, 80'li yılların şampiyonluklarını hatırlıyorum. Futbolcular hani kendi arasında bir kutlamak ister. Bir de yarın hani sonuçta statta da kutlanacak bu şampiyonluk. Yani orada bizi bekleyenler var. Onları da üzmeyelim, kırmayalım deyip gidip. Yani, Gökhan hocamlar, Şenol hocamlar öyle. O zamanın meşhur kulüplerinde futbolcular kutlardı. Basın kapıda beklerdi. Galatasaray cemiyeti yıkılıyor şu anda. Yani. Kar ya da kar o tarz kutlamalar olurdu. Ya şu anda hatta Gökhan hocamların bir de civelek civelek diye futbolcular var ya, bir an önce eve gidip yatalım diyorlar. Yarın da bir kutlama var yorgunluktan. Hiç öyle demiyor hocam, gözlerinin işi. O mecbur, öyle mecburlar taraftarı karşılamaya, ama yani biz bile burada yorulduk, onlar yorulmaz mı? 90 bence biz yorulduk. Ben de diyecek. 90'lar demiyor ama sen 90 dakika top oynadılar. Önce atan sonra tutan üçlüyü çektirdi Galatasaray'da. İkisi de gerçekten Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük emek veren isimler. Atan hem tutan, bir de Muslera. Kesen Torreira. O şovu başlattı hocam. Kesen hani rakibin bütün top, yani sağ içindeki pas Mertens bağlantılarını. Mertens ailesine vakit ayırmış hocam. Tabii. Bütün pas bağlantılarını. Sağının lideriydi, evin de lideri Mertens olduğu için şimdi eviyle ilgileniyor. Hani sahadaki rollerini gerçek hayatta da yerine getiriyor demek ki. Yalnız Torreira var ya, stat'tan beri bütün sevinçlerde var. Acayip seviniyor yani. Çok enerjik biri. Evet. Çok hocam, ama çok. Seviniyor ve hani saha içindeki performansı çok iyi olduğu için hani eğlenmeyi de seven birisi. Belli. Biliyorum yani. Ya eğlensin ya, futbolcular tabii, tabii. Da eğlensin. Onlar da eğlensin. Onlar nasıl eğleneceğini hiç... eski futbolcular aynen. Gibi değil bunlar. Ne zaman ne kadar eğleneceklerini bunları hiç seçebilecek kapasite. Milli futbolcu aynı zamanda üst düzey takımlarda oynamış. Ayrıca abi genç insanlar bunlar. Tabii ki eğlenecekler. Florya'da harika bir akşam yaşıyoruz. 24. şampiyonluk. Dile kolay. 24 şampiyonluk Florya'da. Icardi yine başrollerde, yine bir rakibe gönderme var. Galatasaray YouTube hesabından alıyoruz görüntüleri, onlara da teşekkür edelim. Sizlerle buluşturuyoruz kulübün resmi YouTube kanalından. Tüm taraftarlara bu gece özel açtı bu hesabını. Serkan Korkmaz daha iyi bilir, bu peyli para ödenerek. Yani görmem lazım. Öyle hesap, muhtemelen yok, öyle, öyle de yani. Galatasaray televizyonu kapandığından beri öyle. Ben tarif edeyim hani. Hayır. YouTube'da öyle bir sistem var. Evet. İşte o hesabında işte onu demek istiyorum yani, öyle bir hesap var yani. Yani ücretsiz yani, değil mi bu? Da. Hayır, ücretli olanı açtı işte. Ücretli olanı neden dediğini bilmediğim için size sordum. Yani ücretli ve ücretsiz. Katıl hesabında açtı. Hatta onunla ilgili bir atılım var YouTube'un. Onunla ilgili yakın zamanda bir oryantasyondan geçtik. Yani bu gece özel onu da serbest bıraktı Galatasaray taraftan. Hani görüntülerini kullanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Taraftarlarına da duyurmuş olalım. İzlemek isteyen YouTube'dan da Galatasaray'ın o hesabı bu gece özel ücretsiz olduğu için orayı katılıp izleyebilirler. Bu gece özel ücretsizleri diyorum yani. Aynen. Tamam. Onu duyurayım istedim de hani hesabın adını tam net bilmiyorum. Katıl. Katılım. Yani o artık katılmaya katıl gerek butonu. Yok bu geceye aynen. Özel. Herkes çok değişik yerlere gidecek zaten. Video on demand işi de, bu dijital aynen, canlı yayın işleri de. Yani artık ana akım, dijital akım diye bir şey değil. Spor yayıncılığı diye geniş bir kavramda hep beraber buluşacağız. Bence. İnşallah. Ve Türkiye'de bu konularda öncülü olacak. Çok enteresan bir şekilde. Bazı konularda hakikaten daha çabuk benimseriz ya biz Türk halkı olarak. İşte mesela internette en çok vakit geçirme falan, Japonlar bir biz ama iki inşallah falan. İnşallah hani statlarımız da buna çok çabuk, kulüplerimiz de uyum sağlarlar da. Hani iş artık dijital medyaya da geliyor. İnşallah medya gruplarımızın da. Evet, daha fazla orada bize özel yerler aynen. Olursa en sonra hocamla birlikteydik. Duman'dan bir ara Ender Bilgin zar zor anlattı evet, maçı. Evet. Yani daha... steril anlatım yerleri, yayın yerleri yapılırsa statlarımıza çok daha güzel dijital yayınlarla da o zaman ana akım medyada birleşir. Doğru.
sağ olsun Trabzonspor taraftarlarının olduğu bölüme yakınlık. Bize çok ilgi gösterdiler, bol bol tabii, fotoğraf çektirdik ama o dumanlardan da etkilenmedik değil. Her statta da bunu yaşıyoruz, sadece o statta özel de değil. Maçlar eşliğinde kutlamalar devam ediyor. Barış Alper. Tabii orada çekim açısında Serkan Korkmaz müsait olmadığı için böyle çok dar bir farklı balkon açılardan. Evet. Hani mesela şey derdim şimdi, artık belli ki burada şampiyonluk kutlamaları olduğunda yetmiyor o balkon. Biraz genişletilse ama artık Kemerburgaz'da olacak Galatasaray, bu Florya'ya aynı zamanda da bir veda. Taraftarıyla birlikte bir veda. Hakikaten tarihi bir görüntü bu. Bu anlamda da Florya Metin Oktay tesisleri, Allah rahmet eylesin, bir Galatasaray efsanesinin ismiyle bütünleşmiş, oraya da bir veda gerçekleşiyor şu anda aslında. Benim de çok anılarım var orada. Senin de. Unutmak zor. Tabii ki Metin Oktay tesislerini hep hatırlayacağız biz. Nasıl Ali Sami'yi hatırlıyorsak. Nasıl eski Eminönü stadını hatırlıyorsak. O beyaz bir an yanında bir ankesörün telefonu olurdu. Avni Anker stadını. Evet. Cep telefonu olmadığı dönemlerde o ankesörün telefonla haber geçerdi. Karşılıklı tezahüratlar devam ediyor. Florya'da Metin Oktay tesisinde. Beşiktaş'ın sobalı muhabir odası. Fulya'daki. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş da toparlayacağız. Saatte 3.16 oldu. İnce bir şey. Güzel görüntüler var ama o bayraklar, ya, tabii, o enerji. Tarihi. Şu anda ekranları başından tüm dünyada malum izleniyoruz A-Spor. Orada olmak isteyen milyonlarca Galatasaray taraftarı vardır değil mi? Tabii. Icardi gidiyor, tekrar geliyor, forma getiriyor. Icardi sahada durdurulamıyor, eğlencede de durdurulamıyor. Baş öyle aldı Icardi, vallahi. Diğer futbolcuları göremiyoruz. Galatasaray için parti zamanı. Aynen. Aa, çok güzel başlık hocam. Onun fotoğraflar çekiliyor. Ben Torreira'yı elinde o ses bombasıyla göremedim. Ona yanıyorum. Ne yapıyor acaba şu anda? Onu da merak ediyoruz bir yandan. Ya bu gece parti zamanı. Bizim için eğlenme zamanı. Hani sezon finalini yapıyoruz biz de. Hani takımlara dedik de biz de çok emek verdik hocam. Tabii kesinlikle. Yani onlar bir Ağustos'ta maça çıktı başladık. Biz 3 maça 4 maça çıktık haftada Ağustos'ta hocam. Ağustos'ta düşün yani gece bir programlar kendimiz de övelim hocam tabii, ya. Tabii bayağı. Minimum 2 program yaptık. Hatta hafta içi maçları olduğunda 6 program 7 program tabii, yaptığımız haftalar oluyor. Yani neredeyse her gün program yaptık tabii. Gece. 2'de bittiğini düşünürsek programımızın. Ya bir 300 günün falan bir 160 günü program yapmışızdır. Keyifliydi. Yarıdan fazla çok sağlığımız keyifli. Sağlığımız olduğu sürece yapmaya da devam ederiz. Hani şikayetçi değiliz de tabii. Bizim emeğimizde hani bilinsin madem de, bugün sezon tabii, finali. Tabii. Büyük keyifle yaptık, oldu. Keyif de aldık. İzleyenler de bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ederiz. Kerem davet ediliyor. Taraftar hep birazdan Kerem Aktürkoğlu tezahüratı yaptı. Ve Kerem sahneye geldi. Icardi ile beraber. Tabii Icardi tutmuyor. Icardi asist yapıyor şu anda. Hakikaten bravo abi. Icardi'nin asisti. O da enteresan. Üçlü çekiliyor, dinleyelim. Üç oldu saat, üçlü çekilirse tam zamanı. Berkan o değil mi üçlüyü çektiren? Evet. Kerem'le beraberler. Erkan da fotoğrafa girdi yine. Girsin efendi çocuk. İyi bir Galatasaraylı. Çok gelişim efendim. Sağladı. Yalnız Icardi mikrofonu sahibi gibi ya. Hemen alıyor. Mekanın sahibi. Florya'nın sahibi gibi adam ya. Yok adam yaşayan bir Galatasaray efsanesine dönüştü iki sezonda. Hani unutulmazlar arasında. Snyder de öyle mesela. Evet biz de artık vedamızı yapalım.
uzun bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. Evet. Şampiyon Galatasaray'ı kutluyoruz. Küveden düşen takımlar için tabii ki üzüldük. Keşke düşmeseler ama 4 takım düşecekti. Özellikle son düşen takımın Ankara Gücü olması üzüntü vericiydi. Fenerbahçe iyi mücadele etti. Beşiktaş kupayı kazandı. Trabzonspor sezonu 3. sırada tamamladı ve biz de şampiyonluk yayınımızın sonuna geldik. Rıza Hocam teşekkürler. Şenol Hocam, Gökhan Hocam, sevgili Serkan Korkmaz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Şampiyon Galatasaray'ı tebrik ederek takım oyununa noktayı koyuyoruz efendim. İyi geceler.